Arkadaşlarım selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım, Metin Yayınları TYT Soru Bankamızın çözümlerine kaldığımız yerden son sürat devam ediyoruz. İlk sorumuzda başlayacağız ama birazdan ne konunun ismini söyleyeyim. Birinci dereceden denklemlerde öğreniyorum kısmında ikinci testteyiz arkadaşlar. Sayfa numaralarımız da 26. sayfa olacak. Evet, hazırsanız, dilerseniz, kanala abone olduysanız ve videoyu beğendiyseniz başlayalım testimize. Evet gençler, bize demiş ki bakın, 4x eksi 2 artı 3x eksi 1 falan filan diye gidiyor. X değeri kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle şuradaki 4x eksi 2'ye yapabileceğimiz herhangi bir şey yok. 3'ü içeri dağıtacağız arkadaşlar. 3'ü içeri nasıl dağıtırız? Artı 3x eksi 3 biçiminde yazarız. Eksi 2'yi içeri dağıtacağız. Eksi 2x eksi 4 olur. Ve daha sonrasında eksi 1'imiz var. Bu da sevgili arkadaşlarım 0'mış. Pekala. Şimdi 4x, 3x daha 7x, 2x çıkarsa 5x gelir. Eksi 2, eksi 3 daha eksi 5, eksi 5 daha eksi 10 yapar. Bu da kaçmış arkadaşlar? 0'mış. Demek ki 5x, şu eksi 10'u karşıya atarsanız 10'a eşit olacakmış. X de buradan kaç gelir? 2 gelir gençler. Doğru cevabımız da tabii ki Deniz'i seçeneğinde verilmiştir deriz. Devam ediyorum ikinci sorumla. X artı 1 bölü 3 ile 3x eksi 1 bölü 2'nin toplamı 5 bölü 3. Bu denklemin çözüm kümesi nedir diye sorulmuş. Öncelikle burayı 2 ile, tabii ki burayı da 3 ile genişleteceğiz. 2x artı 2 bölü 6 artı 9x eksi 3 bölü 6 eşittir 5 bölü 3 dedik arkadaşlar. Bu 5 bölü 3'ü de hatta 10 bölü 6 diye yazabilirseniz paydaların şu an hiçbirini de görmezden gelirseniz olur. Hepsini görmezden gelirseniz de olur. Şimdi 2x artı 2 ile 9x eksi 3'ün toplamı 11x yapar. Bakın 2 eksi 3 daha eksi 1 gelir. O eksi 1'i de karşıya atarsanız 11 gelir. 11x 11 ise x kaçtır? Tabii ki 1'dir. Çözüm kümesi sorulmuştu. Çözüm kümemiz arkadaşlar içerisinde sadece 1'i barındıran C seçeneğindeki küme olacak deriz. Geçtim 3'e. Aşağıdaki düzenekte birbirine bağlantılı dikdörtgenlerdeki cebirsel ifadeler birbirine eşitlenip oluşan denklemin kökü bağlantılı olduğu dairesel hücreye yazılacaktır denilmiş. Buna göre dairesel hücrelere yazılacak sayıların çarpımı soruluyor sevgili arkadaşlar. Şimdi bakın ne yapacağız? 3x eksi 5 ile şunla şu bağlantılı gördüğünüz üzere. O halde ben önce bunları çözeceğim. 3x eksi 5 eşittir 2x artı 3 diyeceğim. 2x'i bu tarafa atacağım. X eksi 5'i diğer tarafa atacağım. 8. Yani x eşittir 8 işte buraya yazılıyormuş. Tamam. Şunla şunu çözeceğiz şimdi de. 2x artı 3 ile 7 eksi x'i birbirine eşit diyeceğim. Eksi x'i bu tarafa attım. 3x. 3'ü diğer tarafa attım. 4. X eşittir ne geldi? 4 bölü 3 geldi. Dolayısıyla buraya 4 bölü 3 yazacağız. Ve birinci ile üçüncüyü de birbirine eşitledikten sonra şunun içini dolduracağız. Hadi onu da yapalım. 3x eksi 5 eşittir diyorum arkadaşlar. 7 eksi x dedik. Eksi x'i bu tarafa gönderdim. 4x. Eksi 5'i bu tarafa gönderdim. 12. X eşittir buradan kaç geldi? 3. Buraya da 3'ü yazdık. İşte bu dairelerin içerisine yazılacak sayıların çarpımı sorulmuştu. Bakın 8 çarpı 4 bölü 3 çarpı 3 diyeceğiz. 3'ler gidecek. 4 kere 8'den 32 gelecek arkadaşlar cevabımız. Bursa'ydı diyeceğiz. Ve devam ediyorum 4. sorumla. Turuncuların şöyle dikdörtgen olanlarına x, kare olanlarına 1 denmiş. Yeşillerin ise dikdörtgen olanına eksi x, kare olanlarına eksi 1 denmiş. Yukarıda tanımlanan modele göre aşağıdaki eşitlikler verilmiş. Bu eşitliğe göre x ifadesinin değeri soruluyor bize. Şimdi bakın 1, 2, 3 tane x var arkadaşlar. 3x. 6 tane de 1 olduğu için 6 kere 1'den 6 yapar. Artı 2 tane eksi x var. Eksi 2x yapar. 1, 2, 3, 4, 5 tane eksi 1'den eksi 5 yapar. Eşittir. Buraya geçtim. 1, 2, 3, 4 tane eksi x var. Yani eksi 4x. 1, 2, 3, 4 tane kare var. Dolayısıyla eksi 4 dedim. O tam tersi sanırım değil mi? Eksi değil bunlar. Artı olacak arkadaşlar. Yani şunları silebiliriz. Şunu silip şunu artı yapacağız. Turuncuydu çünkü o. Buraya geçtim. Önünde eksi var arkadaşlar. Yeşillerde eksiydi biliyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5 tane dikdörtgen olduğu için eksi 5x, 2 tane kare olduğu için de eksi 2 diyeceğim ben bunlara. Şimdi eksiler zaten bunları artı yapacaktır. 3x'den 2x çıktı, x 6'dan 5 çıktı, 1 eşittir 4x, 5x daha 9x, 4 2 daha ne yapar, 6 yapar.
Daha sonrasında x'i bu tarafa gönderdiniz. 8x. 6'yı diğer tarafa gönderdik. Eksi 5 buradan x kaç gelir? Her iki tarafı 8'e bölerseniz. Eksi 5 bölü 8 gelir. Dolayısıyla cevabımız da Denizli'dir deriz. Devam ediyorum gençler. 5. sorumla. 3x eksi 4y eşittir. Eksi 5 olarak verilmiş. 2x artı 7 eksi 7. Y kaçtır diye soruluyor. Şimdi y'yi bulabilmek için x'i yok etmem gerekiyor. Şunu 2 ile bunu 3 ile genişleteceğim. 6x eksi 8y eşittir eksi 10 dedim. Şunu 3 ile genişletirseniz yine 6x artı 3y eşittir eksi 21 olur. Daha sonrasında da alttakinden üsttekini veya üsttekinden alttakini çıkaracak olursanız arkadaşlar, 6x'den 6x çıktı, üsttekinden alttakini çıkarıyorum, 0. Eksi 8y'den 3y çıktı, eksi 11y yapar. Daha sonrasında da eksi 10'dan eksi 21'i eğer çıkarırsanız ne yapar? 11 yapar. Bak eksi 10'dan eksi eksi 21'den artı 21 yapar, 11 gelir. O zaman y kaçtır? Tabii ki eksi 1'dir. Cevabımız da C seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Geçtim 6. soruma. 1 bölü 2 ile 1 bölü 3'ün toplamı payda eşitleyip topladığınız takdirde burası 5 bölü 6 gelir. Çarpı a'mız var. Bu da 20 bölü 3'müş arkadaşlar. Bak 5a bölü 6 eşittir 20 bölü 3. İster içler dışlar çarpımı yapın, isterseniz şunu da kullanabilirsiniz bakın. Bu bunun 2 katı mı? Evet. O zaman 2 katı burada olacak. Yani 20'nin 2 katı 40 sa 5a 40'mış. A da buradan kaçmış? 8'miş arkadaşlar. 1 bölü 2'den 1 bölü 4'ü payda işleyip çıkardığınız takdirde 1 bölü 4 gelecektir. A da 8'di. 8 kere 1 bölü 4 8 bölü 4 yapar. 8'i 4'e bölerseniz de cevabınız 2 gelecektir. Yani cevap Edirne olacaktır diyebiliriz. Devam ediyorum. 27. sayfamda 7. sorumla. X artı 3 bölü 5, 2x artı 7 bölü 10'a eşit. Bu denklemin çözüm kümesi hangisidir diye soruluyor. Bakın 10, 5'in 2 katı. Demek ki burası da bunun 2 katı olacak. Yani şunu 2 ile çarpın arkadaşlar. 2x artı 6 eşittir 2x artı 7 mi olması gerekiyor? Dilerseniz burada içler dışlar çarpımını da kullanabilirsiniz. Aynı eşitliği bulursunuz. Bakın arkadaşlar, x'ler, 2x'ler birbirini götürürse 6 7'ye eşit geliyor. Böyle bir şey mümkün mü? Değil. Dolayısıyla reel sayılarda bu denklemin çözümü yoktur diyoruz. Cevabımız Adana oluyor. Boş küme oluyor arkadaşlar cevap. 8. sorumuz. X bölü 4 artı y bölü 3 eşittir 1 ve 2x eksi y eşittir 4 denklem sistemine göre y kaçtır diye soruluyor. Hemen ne yapıyoruz? Şunu 3 ile çarpıyoruz. Şimdi 3 ile çarparsanız 3x bölü 4 artı 3y bölü 3'ten y gelecektir. Eşittir 3 oldu. Alt kısımda zaten 2x eksi y eşittir ne vardı? Ya da y'leri niye götürdük ki şu an? Direkt x'i götürelim ya. Kusura bakmayın. X'i götürmek için de şunu 8 ile çarpın arkadaşlar. 8x bölü 4'ten 2x gelecektir. Artı 8y bölü 3 oldu. Eşittir 8. Alt kısımda da 2x eksi y eşittir 4'ümüz mevcut. Şimdi üsttekinden alttakini bir güzel çıkaralım. 8'den 4 çıktı 4. 2x'ler zaten birbirini götürdü. 8y bölü 3'ten y'yi eksi y'yi çıkaracağız. Yani 8y bölü 3'ün üzerine bir tane y eklememiz gerekiyor. Bu da 11y bölü 3 yapar arkadaşlar. Eşittir dedik. Buradan 11y eşittir 3 kere 4'ten 12 gelir. Y ise buradan 12 bölü 11'in ta kendisi gelir. Y sorulmuştu bize. Cevabımız Denizli'de verilmiştir. Geçtim 9'a. Aşağıda yıldız, üçgen ve kare sembolleri yerine birer gerçel sayı yazılarak verilen eşitlikler sağlanmaktadır. Buna göre kare artı yıldız bölü üçgen ifadesinin değeri nedir diye sorulmuş. Öncelikle eksi üçgeni karşıya atarsam ben bir yıldız iki tane üçgen yapacaktır. Bir yıldız iki üçgense bakın burası iki üçgen dedim. İki üçgen üçgen daha üç tane üçgen de neye eşit olacaktır arkadaşlar? Kare. Şimdi kare neydi? Üç tane üçgen. Yıldız neydi? 2 tane üçgen. 3 üçgenle 2 üçgeni topladınız. 5 üçgen bölü üçgen dediniz. Üçgenler birbirini götürdü. Cevap ne olacak? 5. Yani cevabımız Edirne'ymiş dedik. Ve geçiyorum 10. soruma. 0.1x eksi 2 artı 0.3x bölü 2. Biri 0.4'e biri 0.2'ye bölünmüş. Eşittir 5 yazıyor. Bakın şu 0.4 demek 4 bölü 10 demek. 2 bölü 10 demek burası da. Onları ters çevirip çarptığınız takdirde şurası x olur. Yan taraf 20 olur. Alt tarafta 4 kalır. Artı 10'u ters çevirip çarptınız 3x. Daha sonrasında artı 20 bölü 2 geldi. Eşittir kaçmış? 5. Şimdi öncelikle ben şunu 2 ile bir genişleteceğim. 2 ile genişletirsem
x eksi 20 yan tarafta artı 6x artı 40 dedim. Bölü 4'ümüz var eşittir 5. Bakın 4'ü de 5'in yanına şöyle çarpım olarak gönderirsek orası da 20 olacaktır. Eksi 20 artı 40 daha 20 yapar. 20 ile 20 gider, burada 0 kalır. X artı 6x 7x 0 ise tabii ki x kaçtır? 0'dır gençler. Cevabımız da Bursa seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. 11. soru. Her m ve n gerçel sayıları için kare m 3m eksi 2 kare n n artı 1'e eşit ifadeleri tanımlanıyor. Şimdi kare m neydi? 3m eksi 2. Dolayısıyla 3 çarpı 3m eksi 2 dediniz. Artı n'miz de n artı 1'di. Eşittir 8 geldi. Kare m 3m eksi 2 idi. Eksi 2 çarpı n artı 1 diyoruz. Kare n'ye eşittir 5 oldu. Şimdi ben bunları bir güzel önce şunu yazayım. 3 kere 3m'den 9m gelir bakın. 3 kere eksi 2'den eksi 6. Bir daha eksi 5. O eksi 5'i karşıya 8'in yanına attınız. 13 geldi. Burada da bir tane neyimiz var? N'miz var. Daha sonrasında bir 3m'miz var burada. Eksi 2. Bakın eksi 2 n'miz var. Eksi 2'miz var. Bir eksi 2'miz daha var. Eksi 4. O eksi 4'ü 5'in yanına atarsanız 9 gelecektir. Şimdi bizden m ve n değerleri için m kere n sorulmuş. İkisini de bulacağız. Öncelikle şunu 2 ile çarpın. 18m artı 2n eşittir 26 olacaktır. Toplarsanız arkadaşlar bunları. Eksi 2n ile artı 2n birbirini götürür. 21m eşittir 26. 9 daha 35 yapar. 21m eşittir 35 ise her iki tarafı 7'ye böldünüz. 3m eşittir 5 ve m eşittir 5 bölü 3 geldi. Şimdi m sayısı 5 bölü 3 ise ben şu kısımda, şu denklemde m gördüğüm yere 5 bölü 3 yazacağım. 3 çarpı 5 bölü 3'ten 2n çıkınca 9 kalıyormuş. Bakın 3'ler gitti. Bunu bu tarafa, bunu bu tarafa attınız. 2n eşittir eksi 4 oldu. N eşittir eksi 2 geldi. Bakın n 2'ymiş, eksi 2'ymiş. M de 5 bölü 3'müş. İkisini çarparsanız eksi 10 bölü 3 yapar. Cevabımız da Adana seçeneğinde verilmiştir deriz. Gönül rahatlayalım. Ve devam ediyorum 12. sorumla. Son sorumuz. Doğada ağırlığı değişmeyen tek tohum keçi boynuzu yani harnup çekirdeğidir. Bu yüzden eski medeniyetlerde kuyumcular keçi boynuzu çekirdeğini ağırlık ölçüsü olarak kullanmışlardır. Eski medeniyetlerde kullanılan bir diğer ağırlık ölçüsü de dirhemdir. 2 dirhem bir çekirdek sözünü araştıran bir öğrenci terazide aşağıdaki gibi dengeyi sağlamıştır. Bakın 2 tane dirhem bir tane çekirdek. Bu ölçü yani 2 dirhem 1 çekirdek karşı tarafta 1 dirhem ve 5 çekirdekle sağlanabiliyormuş. O zaman yazalım bakın. 2 tane dirhem 1 tane çekirdek 1 tane dirhem 5 tane çekirdeğe eşitse dirhemi bu tarafa attım. Dirhem çekirdeği diğer tarafa attım. Ne oldu arkadaşlar? 4 tane çekirdek oldu. Demek ki 1 dirhem 4 çekirdekmiş. 2 dirhem bakın 2 tane dirhem 1 çekirdeğin kütlesi kaç çekirdeğin kütlesine eşittir? 2 dirhem 1 çekirdek. Bakın D gördüğümüz yere 4Ç'yi yapıştırırsak 2 kere 4Ç 8 çekirdek yapar. Bir tane daha çekirdek vardı. Demek ki 9 çekirdeğe eşitmiş. 2 dirhem 1 çekirdek. Valla X, Y yerine dirhem çekirdek denilince gördüğünüz 2 dakikada olaylar sarpa sardı. Dolayısıyla işte matematik bazen öyle çok karışık şeyler yerine ufacık X, Y, A, B, M, N dediğimiz zaman olaylar üzerine örtebiliyoruz. Güzel oluyor. Evet 27. sayfamızı da bitirdik. Pekiştiriyorum testlerine geçeceğiz arkadaşlar. O testlerde görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayla lütfen unutmayın.